Değerli arkadaşlar, Türkiye siyasetinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktığımız bu büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bazı siyasiler bu manzaradan rahatsızlar. Türkiye'nin esas itibariyle bir muhalefet sorunu vardır. Ciddi bir ana muhalefet sorunu vardır değerli arkadaşlar. Türkiye'de vatandaşı, toplumun farklı kesimlerini tehdit diliyle ötekileştiren, kamplaştıran, ayrıştırıcı bir dil kullanan muhalefetin bu dili ülkemize, Türk siyasetine asla yakışmamaktadır. Ve tüm bu yaklaşımlar, bu tarzı siyaset eski Türkiye'ye ait tarzı siyasettir, siyaset tarzıdır. Kimse Türkiye'yi eski Türkiye'nin vesayetçi, buyurgan ve vatandaşına tepeden bakan, tehdit diliyle ötekileştiren, kamplaştıran diline hakim kalamayacaktır. Bu dil Türkiye'ye egemen olmayacaktır. Türkiye'nin yönü geleceğe, 2023'e dönüktür. Kimse Türkiye'yi eski, arkaik, gerici ve eski Türkiye'ye kimse götürmeye muktedir olamayacaktır. Buna milletimiz asla izin vermeyecektir. Ve inşallah siyaset emin adımlarla önüne bakmaktadır. Değerli arkadaşlar, 2023 yılına giriyoruz. Türkiye Cumhuriyet'in yeni yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla girmek zorundadır. Türkiye'nin özgürlükler anlamında elde ettiği kazanımları bir anayasal güvenceye sahip çıkmak, anayasal güvence altına, teminat altına almak Türk siyasetinin milletimize bir ödevidir. Biz yeni yüzyıla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına darbecilerin bu ülkeye layık gördüğü, hazırladığı, dayattığı bir anayasayla artık gidemeyiz. Milletimiz yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına tüm siyasilerin bu siyaset üstü, politika üstü, toplumsal sözleşme olan bu belgeyi hazırlama yolunda samimi ve sahici bir gayret içerisinde girmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde milletimiz bu sorumsuzluğa da gereken cevabı verecektir. Türkiye'nin önü ve geleceği aydınlıktır. Türkiye milletin adamıyla 2023'te de yine yolculuğuna Cumhur İttifakı'nın birlik beraberlik anlayışıyla Kayseri'de de bu birlik beraberliği görmekten, bunu duymaktan dolayı da ayrıca mutluluğumu ifade etmek isterim. Yoluna emin adımlarla ilerlemektedir. 2023'te en güçlü bir şekilde milletimiz, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yol yürüyecektir. Buna inanıyoruz. Ama daha fazla çalışarak, gayret ederek, milletimizle el ele kol kola girerek bir oy daha almak değil, bir gönül daha kazanmak için gece gündüz gayret ediyorsunuz. Yine gayrete devam ederek ülkemizi daha güzel geleceğe taşıyacağız diyorum. Tekrar evimizde, Kayseri'mizde, teşkilatımızda sizlerle hasbihal etmenin gururunu, bahtiyarlığını yaşıyorum. Hepinize, tüm ailelerinize, teşkilatımızın tüm mensuplarına, bütün Kayseri'ye, ilçeleriyle, mahalleleriyle, tüm Kayseri halkına sizler aracılığıyla selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun.